2014 yılında pasta, kurabiye, kek olaraktan genç girişimci bayanlara katıldım. 2015 yılında bir arkadaşım ricası üzerine kokulu taş olaraktan başladım. Daha sonrasında 2017 sonu 2018 yılları başında Plexi ile tanıştım. Yine bir arkadaşın aracılığıyla. İlk başta bir iki kere dışarıdan aldık. Daha sonra bir makineyle tanıştık. Onunla devam ettik. Sonrasında kendimize ait bir makinemiz oldu. Aşağı yukarı 1-1,5 yıldır da kendi makinemizle bu işi devam ettiriyoruz. 2-3 yıldır, evet 3 yıldır bardaktır, işte tişörttür, şapkadır. Bunların basımıyla uğraşıyorum. Süblimasyon tüm basımları yapıyorum. O şekilde ailemi, eşimi destekliyorum. Geçen sene eşim rahatsızlandı, bir iç kanama geçirdi, hastanede yattı. Benim de çok yüklü bir siparişim var, böyle 200 tane magnet siparişim var. İki ayrı kişiye yetişecek. Kestim, her şeysini ayarladım, tam süslemelere, yapıştırmalara geçeceğiz. Önce kızım rahatsızlandı, kızımı çaya götürüyorum. Sana aynen orada Ankara'dan telefon geldi. Eşiniz için çabuk, acil olaraktan Ankara'ya gelmeniz gerekiyor. Sizinle acil görüşmemiz gerekiyor. Allah'ım diyorum, ne yapacağım? Müşteri bekliyor. Kadının nişanı var. Çocuk öylesine hasta. Eşim öylesine. İnanın 3 arada bir derede kaldım. En sonunda artık komşuma dedim, siz süslemeyi yapın. Gelinimize dedim, sen çocukları doktora götür. Annemle ikimiz bindik arabaya, bir de bir arkadaş vardı. Onunla beraber üçümüz hastaneye. Acil tarafından kan aranıyor, şu aranıyor. Ben tamamen siparişleri unuttum. Komşularım toplanmışlar, güzelce onu yapmışlar, yapıştırmışlar, paketlemişler. Müşterilerim de evlerine kadar götürmüş, teslim etmişler. O anı hayatta unutamam ve her zaman içinde minnettarımdır onlara. Ben ilk önce dediğim gibi kurabiyeyle başladım. Sonra bir müşterimin şeyiyle, önüne ben butik kurabiye yapmıştım bebek mevlid için. Dedi ben kokulu taş istiyorum. Yani Volvo'nun da yapan yok, aracı da olamıyorum. Ne yapsak ne etsek derken kadın dedi sen yapacaksın. O düşünceyle biz hani araştırdım, taraştırdım, oydu buydu derken, çünkü burada da kimse yardım edecek, hiç kimse yok. İnternetten araştırdık. Onun istediği bir kalıplar aldım, 2 tane. Ondan sonra belli bir miktar bir taş tozu aldık. O şekilde başladık. Daha sonrası bundan devam ettik. Plexi işine şey yaptım, giriştik. Plexi ile biraz daha gittik. Sonrası dedik hani bardak yapalım, kupa yapalım. Dışarıdan geliyor, Volvo'da pek öyle bir şey yok galiba diyerekten. Çok da hoşuma gidiyordu, hani istiyordum da ben bu tarz şeyleri çok severim kendimde. O şekilde bir zemin hazırladık, araştırdık, bir yerde bir bulduk, gittik eşimle beraber, aldık geldik tüm ürünlerimizi. Çok da güzel yardımcı oldular, İstanbul'dan bir tanıdıklar. Bu şekilde bardakla, kupayla, ondan sonra ne bileyim fincanla, yani bu şekilde baskılar yapıyorum. Karne hatırasıdır, işte taraftarlar, çocukların ve büyüklerin isteği üzerine. Plaket, madalyon çocuklar için, tişört, şapka, yani süblimasyon üzerine olabilecek her şeyi yapıyoruz. Bir taraftan da kokulu taşımıza devam ediyoruz, bu muzurla beraber. Pleximizi devam ediyoruz. Kesimlerimizi, hediyelik eşyalarımızı, bunlar süslenmemiş halleri, daha süslenecek anca oluyor. Bunların üzerlerine yazılar yazılacak, bunları falan hepsini kendi elimizle yapıyoruz biz. Yani ben kendim yapıyorum açıkçası. Bu şekilde.
müşterimize kırmızı kaplı seti ve çiçekleri, vazolu çiçekleri, duvarını şenlendirmeyi bitecek inşallah. Atölyemden sonra şimdi dükkanımdayız. Dükkanımda görüntüleri alındı. Bunlar da ürünlerimizin küçük bir çeşitleri burada sergileniyor. Buradan tüm bayanlara sesleniyorum. Evinizde oturmayın. Yani evinizde oturun ama oturduğunuz yerde bir şeyler yapın. Bir şeyler yapmaya gayret edin. En azından ev hem biraz elinizde para görür, hem aile bütçesine destek çıkarsınız, hem de gerçekten var ya mutlu olursunuz. Şöyle mutlu olursunuz. Ben biraz toplumsal baskıyla şey yaptım. Daha sonrasında biraz daha kendimi geliştirdim. Şu anda yaşadığım ortama göre ben bu işlerle kendimi buldum. Yani kafamı dağıtıyorum. Bazı negatif enerjilerimi atıyorum. Negatiflikleri unutuyorum. Bunlarla uğraşacağım diyerekten hayatın bana yüklediği büyük yükleri biraz olsun unutmaya çalışıyorum. Lütfen siz de evinizde hobi amaçlı bir şeyler yapın. Yani illa bunu yapacağım diye bir şey yok. İğne yası yapın, tuvalet yapın, havlu yapın. Ya da bunlardan bir şeyler yapın. Ben her zaman size yardımcı olmaya hazırım. Telefon ettiğiniz anda ben size yardımcı olurum. Tüm sevenlerimiz ve tüm dostlarımızı iş yerimize bekliyoruz. Merak edenler bile buyursun gelsinler. Kapımız herkese açıktır. Tüm dostlarımızı, tüm sevenlerimizi herkes buyursun gelsin. Adresimiz Emirdağ Caddesi. Hakikat Kırtasiye ve Halıcı Hicaz Amca deriz eski BİM'in karşısında. Tüm sevenlerimizi illa alışveriş etmek şart değil, bir kahve içelim.